Aşağıda bir yoğunluk eğrisi verilmiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yoğunluk eğrimiz var. Normal yoğunluk eğrilerinden biraz farklı bir görünüme sahip. Daha çok bir üçgen gibi duruyor ama bu da geçerli bir yoğunluk eğrisi. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Doğru olanların hepsini işaretleyin diyor. İlk seçenek yoğunluk eğrisinin ortalama değeri medyanından daha küçüktür. Videoyu şimdi durdurun ve bu yargının doğru olup olmadığını siz bulmaya çalışın. Sadece bakarak ortalamanın ve medyanın nerede olduklarını göremiyoruz, değil mi? Hatırlarsanız eğer medyan değeri eğrinin altında kalan alanı sağda ve solda iki eş parçaya ayırıyordu. O zaman medyanın aşağı yukarı burada bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii benim tahminim. Bence medyan burada gibi duruyor. Şimdi dağılımımızı aynı zamanda bir kuyruk gibi de düşünebilirsiniz. Bu durumda bu dağılımın sola çarpık olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sola çarpık. Genel olarak eğer bir dağılım sola çarpık ise orta ortalama değeri medyanın solunda kalır. Öyleyse sola çarpık olduğu için ortalama değer yine göz kararı burada bir yerde olacaktır. Ortalama değeri aynı zamanda şekli bir kütle gibi düşünüp bir mesnet, bir dayanak yerleştirebileceğimiz denge noktası olarak da düşünebilirsiniz. Peki bu neden medyan noktasında olmuyor? Hatırlayın mesnetten uzakta olan küçük bir ağırlık mesnete yakın olan bir ağırlığı dengeleyebilir. O zaman ilk seçeneği tekrar okuyalım. Yoğunluk eğrisinin ortalama değeri medyanından daha küçük tür veya küçük yerine aynı zamanda medyanın solundadır da diyebiliriz. Bunun doğru olduğunu şekilden de görebiliyoruz. Peki yoğunluk eğrisinin medyanı 3 tür. Bunun için ne söyleyebiliriz? Az önce medyanın nerede olduğuna dair bir tahminde bulunmuştuk değil mi? Aşağı yukarı iki alanında eşit olduğu bir yer seçmiştik. Medyan tam olarak burada olmasa bile kesinlikle 3 olamaz. Çünkü 3'ün solundaki alan kesinlikle sağdaki alana göre çok daha küçük, o yüzden bunu eleyebiliriz. Yoğunluk eğrisinin altındaki alan birdir demiş. Videoyu durdurun ve bunun doğru olup olmadığını bulmaya çalışın. Doğru mu? Evet, bu seçenekteki yargı doğru. Herhangi bir yoğunluk eğrisinin altındaki alan zaten her zaman bir olmalıdır. Eğrinin altındaki alana baktığımızda her zaman bir olduğunu görebilmeliyiz. Şimdi bu soruyu cevaplamış olduk ama size ekstradan bir soru daha sormak istiyorum. Bize verilen bilgiler ile bu soruya bir cevap bulabiliriz. Soru şu, bu noktanın yüksekliği nedir? Yoğunluk eğrisindeki bu noktanın yüksekliğini nasıl bulabiliriz? Değeri kaçtır? Videoyu durdurun ve kendi başınıza bulmaya çalışın. Sizlere bu arada küçük bir ipucu da vereyim. İpucu üçüncü seçenekte gizli. Yoğunluk eğrisinin altındaki alan birdir. Peki, şimdi birlikte bulmaya çalışalım. Bulmak istediğimiz bu yüksekliğe H diyelim. Bir üçgenin alanını bulmayı biliyoruz öyle değil mi? 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Alan eşittir 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Alanın 1 olduğunu da biliyoruz çünkü bu bir yoğunluk eğrisi. Öyleyse 1 eşittir bu üçgenin tabanı ne? 1'den 6'ya kadar gitmişiz o zaman. 1'den 6'ya kadar gittiysek bu üçgenin tabanı 5'tir. 1 eşittir. 5 bölü 2 çarpı yükseklikte diyebiliriz. Her iki tarafı 2 bölü 5 ile çarpıp yüksekliği yalnız bırakırsak, sonuç ne olur? Yüksekliği 2 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Eğer bu şekilde düzgün üçgensel yoğunluk eğriniz varsa doğrudan size verilmemiş olsa bile yüksekliğini hesaplayabileceğinizi gördünüz.